Öncelikle herkese iyi akşamlar. Çok fazla maçı konuşmayacağım. Sonuçta biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimizin durumu da ortada. İnşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp Süper Lig'e çıkarlar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya şehri. Hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Allah yardımcıları olsun onların da. Sonuçta biz bugün farkı kazandık. Rakip de 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Kazanmak için gelmiştik. Farklı bir galibiyette kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon geneline gelince öncelikle Samandıra'da bize hizmet eden personele, futbolcularıma, ekibime, yönetimime ve taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Sezon ortasında göreve geldiğimde ne söylediysem, ne mesaj verdiysem o mesajlarımı gayet iyi aldılar. Onlar bize destek verdiler. Verdikleri enerjiyle biz de onlara çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Benim bütün hayalim camiayı birleştirmek, o tribünlerin dolu olarak taraftarıyla coşkulu bir futbol, bir karakter koyan Fenerbahçe ruhunu tekrar ortaya çıkartan bir takım yaratmaktı. Ben ne söylediysem söylediklerimin hepsini gerçekleştirdiğini düşünüyorum. O gün neredeysem bugün de aynı noktadayım. Bunun için taraftarlarımı asla unutmayacağım. Futbolcularım bugüne kadar birbirimize olan saygıyla, birbirimize olan inancımızla biz bunları başardık. Bunların hepsinin üstesinden geldik. Her maç bugün 45-50 bin kişi bu tribünleri dolduruyorsa bizim futbolcularımla, oyuncularımla yaptığım, Samandıra'da geçirdiğimiz mesailerle, yaptığımız çok çalışmalarla bu seviyeye geldik, bugünlere geldik. Onun için bu seviyedeki en büyük pay sahibi oyuncularımındır. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın da bize vermiş olduğu enerjiyle her zaman onları mahcup etmedik. Onları mutlu etmek için biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum. Söylediğim gibi ilk gün neredeysem bugün de aynı yerdeyim. Onun için bundan sonraki süreçte ne olup ne biteceğini bilmiyorum. Dediğim gibi başkanımıza, yöneticilerimize de Fenerbahçe'me de hayırlısı neyse o olsun. Benim için de hayırlısı neyse o olacak. Şu ana kadar herhangi bir başkanımızla, yöneticilerimizle görüşmedik. Herhalde bugünden sonra İstanbul'da bir görüşmemiz olacak. Ben de zaten sezonun planlamasıyla ilgili hazırladığım raporları başkanıma, yönetimime sunacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese tekrar tekrar yine teşekkür ediyorum. Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Fenerbahçe'miz için Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda her şey güzel olsun, hayırlısı olsun. Benim için de Fenerbahçe'nin de en güzel olsun. Kenan Bey, hocam öncelikle sezon genelinde gösterdiğiniz başarılı grafik için tebrik ediyorum size. Aslında biraz bahsettiniz ama bundan sonrası için plan diyemeyiz. Çünkü planlamak için erken ama düşünceniz nedir? Benim düşüncem şu an herhangi bir düşüncem yok. Bir de söylediğim gibi şu an ikinci yarının lideri, şampiyonu Fenerbahçe. İkinci yarıda en çok gol atan takım açık ara yine Fenerbahçe. Bu gurur futbolcularımla bize yeter. Camiamıza, taraftarlarımıza yeter. Biz bunların hepsini çok şükür gerçekleştirdik. Bundan sonra dediğim gibi karar başkanımızın ve yöneticilerimindir. İlk gün ne söyledim? Fenerbahçe'm için hayırlısı neyse o olsun, bizim için hayırlısı neyse olacak. Şu ana kadar. Bir diğer soru da şey çok kısa. Yani 5-0'lık maçtan sonra bu soruları mı diyeceksiniz ama çok tartışıldığı için. Yani ben bu yerine soracağım. Maçın son bölümünde Sosa'nın oyuna girmesi, biraz daha genç beklentisi vardı. İşte neden Gülüyor diye soru bu sezon bırakacak artık diye. 15 dakika sonra yani Fenerbahçe'den ayrılacak. Benim tercihim. Tamamen benim tercihim. Bizim oyuncumuzdur. Kontratı biten son ana kadar benim tercihimdir. Başka sorusu olan? Hocam, kamuoyu performansınızla ilgili birçok boyu biliyordu ama bir de sizin açınızdan geçen süreci değerlendirmenizi istiyorum. Ne kadar başarılı oldunuz, ne kadar aslında hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman yapamadığınız şeyler oldu mu? Bir değerlendirme olabiliriz. Yapılanlar ortada. Daha fazlası ne olabilirdi? Açıkçası ben de merak ediyorum. Yani kupadan elendik, tamam. Elendik ama nasıl elendik? İşin o tarafına bakmak lazım. Açık ara çok farklı kazanacağımız maç, verilmeyen iki penaltı, lüzumsuz bir yaratılan faul, şanssız yediğimiz bir gol.
Kaybettiğimiz bir maç var. Nasıl kaybettik? Berabere kaldığımız 3-4 tane maç var. Onları da bütün kamuoyu takdir edecek, değerlendirecek. Madem ki burada açık, net bir şekilde konuşuyoruz. Değil mi? Bu maçlar da bakılacak. Acaba kazanmayı, oyunun galibi kimdi? Fenerbahçe miydi? Bunlar da bakılacak. Şu an gelinen noktaya da insanlar bakacak. Herkes değerlendirmesini buna göre yapacak. Herkes buna göre düşünecek. Objektif, iyiyse iyi, kötüyse kötü. Bu kadar. Yapılanlar ortada. Kaybettiklerimiz nasıl kaybedildiği de ortada.